Bu eksen değiştirme şeyi üzerinden, metaforu üzerinden gidersek S-400'ler stratejik bir manivela aslında. Yani bu manivelayı hani Arşimed'in şeyi gibi nedir? Bana bir dayanak verin. Bir manivela olarak Türkiye'yi gerçek anlamda eksen kaydırtabilir. Ve işin yani Amerika'dan yapılan yorumlar Türk tarafının işin ciddiyetini hala kavrayamadığına işaret ediyor. Yani Amerika'nın algısı o yönde. Türkiye ise hani bu konuda işte egemenlik haklarım, istediğim sistemi alırım. Sayın Cumhurbaşkanı 2015'te Patriot'ları çektiniz gibilerinden serzenişlerde bulunuyor. Yani ortaya çıkan sonuç şu. En üst düzeyde siyasi irade bu füzelerin alınacağını işaret ediyor. Sorun bunun doğuracağı krizin nasıl yönetileceği. Bu kriz yönetilebilir ise o zaman bu kopuş gerçekleşmeyebilir ama çok ağır bir hasar alır. Yani bu Türk-Amerikan ilişkilerinin sorunlu gündemine bir ağırlıklı bir madde daha eklemek anlamına gelir. Yani bütün bu işaretler aslında şunu gösteriyor. Türk-Amerikan ittifakı ve içi hala doldurulmamış olan stratejik ortaklığı bu tür yükleri taşımaya artık muktedir değil. Böyle bir kabiliyeti yok. Aslında bütün işaretler bu ortaklığın uzun vadede bu haliyle, bu parametrelerle yürüyemeyeceğini gösteriyor bize. Yani S-400 krizini atlatırız, bambaşka bir şeyle karşılaşırız. Bu sadece Türkiye'ye özgü de, bir şey de değil. Yani ben işte 2 gün önce Brüksel'deydim. Oradan baktığınızda da Amerika ile Avrupa Birliği arasında bir stratejik uzlaşı yokluğu dikkat çekiyor. Asıl sorun bu stratejik uzlaşının Washington ve Ankara arasında Birinci Körfez Savaşı'ndan beri yani 91'den beri tesis edilememiş olması, hep eski ezberlerle, eski alışkanlıklarla ve bir takım istisnalara dayalı varsayımlarla yürüdüğünü görüyoruz.